Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Türkiye deprem kadar tehlikeli sorunlarla karşı karşıya. Bu kez oklar kuraklığı işaret ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde alarm veren barajlar ve göller yağış sayesinde yeterli seviyeye yükselmişti. Ancak Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesi azalıyor. Son yıllardaki suyun azalması durumun ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Önlem alınmazsa ve bu hızla su çekilmesi devam ederse gelecek nesiller Eğirdir Gölü'nü fotoğraflarla hatırlayacak. Isparta'da duba hırsızlarını kamera anbean kaydetti. Hızır Bey mahallesinde ara sokakta evin önünde bulunan dubayı çalan şahıslar evin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Geri manevra yaparak dubanın yanına gelen araçtan inen iki şüpheli dubayı aldıktan sonra araca bindi. Hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin dubayı neden çaldıkları ise merak konusu. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde müftülük tarafından Öğreniyorum Güzel Dinimi projesi hayata geçti. Öğreniyorum Güzel Dinimi projesi kapsamında merkez, belde ve köylerde bulunan ilkokul ile ortaokullarda açılan 19 kursta hafta sonu eğitimine başlandı. İlçe müftüsü Mehmet Ali Eroğlu eğitimin ilk gününde merkez, belde ve köylerde bulunan okulların çoğunluğuna ziyaret gerçekleştirdi. Okullarda söz konusu projeye ilgi ve katılımın gayet yüksek düzeyde olduğu gözlendi. Hatay'a depremzedeler için gönderilen binlerce kıyafet, Yayladağ Hatay yoluna gelişigüzel bırakılırken ihtiyacı olanlar da kendilerine giysi seçmeye çalıştı. Kuzeni Gazel Ö ile kıyafet seçen Beyan Ö, "Kendime ve kardeşime buradan kıyafet seçiyorum. Beğendiklerimi aldım. Depremde çok kötü anlar geçirdik. Evimiz az kalsın yıkılacaktı. Bir deprem daha olsaydı kesin yıkılırdı. Şimdi de çadırda kalıyoruz" diye konuştu. Gazel Ö ise "Bunları buraya atmışlar. Biz de gelip alıyoruz" dedi. Yayladağ Kolukçular köyünde yaşadığını söyleyen Süleyman Çolak da "Kıyafetleri buraya atmışlar. İhtiyacı olan gelip buradan alıyor. Kimin attığını da görmedik. Ama insanlar gelip buradan ihtiyacını bir şekilde gideriyor" diye konuştu. Isparta Meydan AVM'de depremzedeler için düzenlenen kermeste gönüllü olan Isparta Bir Kanat Altında Derneği'nin kurucusu Halil Çeliker ile kermesin akışı hakkında konuştuk. Haberimiz sizlerle. Isparta Bir Kanat Altında Derneği'nin kurucusu Halil Çeliker'le birlikteyiz. Şimdi size soralım, katılım nasıl şimdiye kadar? 6. günündeyiz kermesin. Şimdi biz Isparta'da belki ilk defa olan bir 10 tane dernek birleştik ve depremzedelerimize yardım amaçlı bir etkinlik yapıyoruz. Hani açıkçası şehrimizin halkından daha fazla bir katkı beklerdim. Yani katkı maddi olarak olmasa bile evinde bir pasta börek yapıp buraya getirmelerini beklerdim. Ama buraya gelip insanlarımız hani bize pazarlık yapmaya kalkıyor. Hani şu 50 liraymış 40 olmaz mı? Hani biz buraya yardım amaçlı elimizden geldiğince işimizden, gücümüzden, vaktimizden feragat ederek bir hayır yapalım diyoruz. Ama insanlar hala ticari bir şey peşinde. Yani duyarlı insanımız tabii ki çok fazla. Buraya gelip elinden gelen her şeyi fazlası yapan insan çok fazla. Ama şehrimizden daha fazlasını beklerdik. Çünkü bu böyle bir etkinlik bu şehirde bence ilk defa yapılıyor. Herkes tek yürek, tek dilek oldu ve çok güzel iş yapıyoruz burada. Keşke daha fazlası olsa. Genel olarak Isparta'daki derneklerin katılımı nasıl? Birlik beraberle her dernek olumlu olarak bakmıyor. Hani biz yapalım, biz edelim, işte bizim adımız daha fazla duyulsun diye düşünen dernek sayısı çok fazla. Hani biz buraya 2 dernek izin aldık ama tüm dernekler yapalım diye niyet aldık. Hatta benim kendi derneğimin logosunu bile ben asmadım. Hani ismim geçmesin yeter ki hizmet yapalım falan diye. Ama işte birçok mesela ilk başladığımız zamanki dernek sayısı şimdiki dernek sayısı aynı değil. Birkaç dernek buradan hani biz yapalım diye ayrıldı. Olsun, önemli değil. Kalan sahalar bizimdir. Niyetini iyi olan, hakikaten doğru yolda doğru hizmet yapan tüm dernekler şu an burada olduğuna inanıyorum. Keşke sayısı daha fazla olsa. Genel olarak toplanan para miktarı yeterli mi sizce? Bu şekilde büyük bir etkinlik için bence çok az. Yani şu ana kadar 70.000 küsur civarında bir maddi kazanç elde ettik. Ben daha fazlasını beklerdim. Çünkü Isparta halkıma çok güveniyorum. Isparta halkının merhametine çok güveniyorum. Ama daha fazlasını beklerdim açıkçası. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun her şey için. Parti binasında açıklamalarda bulunan Cesur, "Amacımız iktidarı eleştirmek değil ama biz siyasi partiyiz. Vatandaşın eksiğini, ihtiyacını dile getirmek için varız. Çaresiz kalan vatandaşların hallerini gördükçe bunları anlatmak zorundayım" dedi. Neden bütün bunları olmuş ve orada bize ulaşanlar bir torpil bulup enkazın başına ekskavatör bulmak için, ekskavatör bulanlar ekip bulmak için, ekip bulanlar termal kamera bulmak için bir torpile ihtiyaç duymuşlar. Ve neden insanlar orada günler seneler sonra 10 gün sonra hala canlılar çıkan enkazlarda 10 gündür neden bütün enkazlar doğru bir şekilde ve doğru zamanda müdahale edilememiş ve bütün bunların hesabını elbette sormak bizim vatandaşlık borcumuz. Bugün o gün değil. Onun için bunları, bu tepkimi burada bırakacağım sadece. MYK üyesi Akif Çapraz KFK Medya'ya konuk oldu. TV32 Haber'e özel Milletvekili Aydın Cesur'un konuşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezüstü depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Asrın felaketi olarak gördüğümüz bu süreçte Kahramanmaraş üstü depremlerde 2 deprem ardı ardına gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde bir daha gerçekleşti. Toplamda 10.000'i bulan artçı depremlerle ülkemiz asrın felaketini yaşamakta. Gün birlik olma günü, gün beraber olma günü. Ama Sayın Milletvekili Aylin Cesur hanımefendi, bir hanımefendiye yakışmayacak, Türk kadını birleştiricidir, Türk kadını uzlaştırıcıdır, Türk kadını kucaklayıcıdır, bu töremizden, adamımızdan uzak bir şekilde açıklamalarda bulunmuştur. Kendisinin bu açıklamaları bizi şaşırtmamıştır. Daha öncesinde de şehit cenazesindeki görüntüleriyle milli ve manevi değerlerimize yapmış olduğu hakaretler aklımızdayken, Salda Gölü ile ilgili açıklamalarında bir hanımefendiye yakışmayacak derecede ahlak sınırlarını zorlayan açıklamalarıyla hafızalarımızdayken, yine bir taziye ziyaretinde podyuma çıkarmışçasına poz verme, şov yapma derdinde olduğunu unutmadan bugün de bu terbiyesizliğiyle karşılaştık. Gün siyaset yapma günü değildir. Felaketin siyaseti de olmaz, şovu da olmaz. Bunun için hepimiz çok dikkatli davranmak zorundayız. Özellikle toplum nezdinde ön planda bulunan kişilerin, özellikle milletvekillerinin, siyasi kişilerin yaptığı açıklamalara çok dikkat etmek gerekiyor. Gün birlik olma günüyken bu açıklamalarla ne yapıyoruz, nereye varıyoruz sorusunu herkes sorması gerekiyor. Biz birlik olalım, beraber olalım, bu felaketin üstünden hep birlikte aşalım derken enkazda torpili olmayanlar enkazın altında kaldı açıklaması çok talihsiz, gönüllerin kör olduğu, gözlerin kör olduğu bir noktadır. Orada arama kurtarma çalışması yapan vatandaşlarımızın emeklerine hiç acımıyor musunuz? Orada gönüllü binlerce insanın emeklerine hiç harcamıyor musunuz? Hiç üzülmüyor musunuz? Hiç utanmıyor musunuz? Türk milleti kadir şinastır. Türk milleti merhametlidir. Düşmanına bile zor zamanında merhamet eder. Ne yapıyor? Oraya arama kurtarmaya giden AFAD gönüllüleri, madende çalışanlar, bir sürü sivil toplum kuruluşu üyeleri. Sizin torpiliniz yok, biz sizi burada bırakıyoruz mu diyor. Bir milletvekili ne açıklama yaptığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Oradaki emniyet mensuplarının, AFAD görevlilerinin alın terinin nasıl böyle heba edersiniz? Ne yapıyorlar yani? Oradaki alın terini döken, canı pahasına mücadele eden insanlar sizin torpiliniz yok diye insanları orada mı bırakıyor? Türk milletine hakaret etmekten vazgeçmeleri gerekiyor. Bu öyle bir terbiyesizlik olmaz. Sizde hiç mi utanma duygusu yok? Hiç mi adap yok? Hiç mi saygınız yok? Biraz saygıya takının lütfen. Edep yahu edep diyoruz. Isparta sinemalarda bu hafta vizyondaki filmler: Arımaya 3 Altın Küre, Ant-Man ve Wasp Quantumania, Asterix ve Obelix Orta Krallık, Çizmeli Kedi Son Dilek, Kutsal Damacana 4, Tisenik ve illegal hayatlar. Güncel dolar kuru fiyatları anlık olarak alış 18,86 liradan, satış ise 18,87 liradan işlem görüyor. Güncel euro kuru fiyatları anlık olarak serbest piyasa alış fiyatı 19,88 TL, satış fiyatı 19,89 TL'den işlem görüyor. Anlık serbest piyasa altın alış fiyatı 1097 TL 74 kuruş, satış fiyatı 1097 TL 93 kuruş şeklindedir. Anlık serbest piyasa çeyrek altın alış fiyatı 1828 TL, satış fiyatı 1850 TL şeklindedir. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sokak köpekleri gece saatlerinde zehirleniyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. Görgü tanıkları Uyan 32 muhabirine yaptığı açıklamada, Yalvaç ilçemizde önceden olduğu gibi şimdi de sokak köpeklerini zehirlemeye başladılar. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi ve Kızılca mahallelerindeki sokak köpekleri gece zehirleniyor. Kim ya da kimler yapıyorsa bir an önce bu skandal durdurulsun ifadelerini kullandı. 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan ve on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek olurken dün akşamki Beşiktaş-Antalyaspor maçında duygu dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 4. dakika 17. saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar sahaya oyuncak yağdırdı. Görevliler deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldurdu. O sırada stat'tan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Duyguların zirve yaptığı anlarda scoreboard'da da 11 ilin plaka kodu yayınlandı. Gölcük yolu Asri Mezarlık'ta trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet ve otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde yara alan olmadı. Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Sinan Aydın'a AVM'lerin sayısının artmasının küçük esnafı ve bakkalları nasıl etkilediğini sorduk. Röportajımız sizlerle. AVM'lerin çoğalması küçük esnafı nasıl etkiliyor? AVM'lerin çoğalması, şimdi rekabet etme gücümüz çok fazla kalmıyor AVM'lerle. Çünkü AVM'ler bir elden, yani toptan aldıkları için çok ucuza mal edebiliyorlar. Tabii bunun yanında bizim küçük esnafımızın bunlarla rekabet etme gücü çok az. Çok az olduğu için bir an evvel, yani artık izin verilme anlamında önlem alınması gerekiyor. Hani bu önlem nasıl olabilir? İşte açma kapama, gene aynı şeye geliyoruz. Açma kapama da yerel yönetimin bir an evvel işe el atması lazım. Öbür türlü olduğunda dediğimiz gibi küçük esnafımız sürekli küçülmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre bu hafta Isparta'da bulutlu havalar hakim olacak. 27 Şubat Pazartesi en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 14 derece, zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli. 28 Şubat Salı en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 18 derece, çok bulutlu. 1 Mart Çarşamba günü en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 17 derece, zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli. 2 Mart Perşembe en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 15 derece, bulutlu. 3 Mart Cuma en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 14 derece, çok bulutlu. 4 Mart Cumartesi en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 15 derece, çok bulutlu. 5 Mart Pazar en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 11 derece, yer yer sağanak yağışlı. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İşin Özü TV32 ekranlarında başlıyor. Gündemden siyasete, spordan politikaya, eğitimden ekonomiye dair bütün konular alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılıyor. İşin Özü programının ilk konukları Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Şahin ve Isparta Mimarlar Odası Başkanı Caner Ataseven. Ahmet Sonkaya soracak, alanında uzman isimler yanıtlayacaklar. Isparta depreme hazır mı? Isparta'da olası deprem riski nedir? Bina yapı denetimleri nasıl yapılmalıdır? Depreme karşı nasıl hazırlık yapmalıyız? Birçok hayati öneme sahip soruların cevapları için programı kaçırmayın. Sizleri 28 Şubat Salı günü saat 20.00'da Uyan 32 ve TV32 sosyal medya hesaplarına bekliyoruz.